indirimi. Amacımız şeker içerisinde bulunan karbonu alabilmektir. Yani burada şeker moleküllerinin içerisinde su molekülleri vardır oluşumunda. Bu su moleküllerini hidrojen peroksit sülfürik asitle çekip geriye sadece saf karbonu bırakmaktır. Yani saf karbon bildiğimiz kalem ucu ya da kömür olarak kullanılabilir. Sülfürik asit bunu alalım. Küçük olan mı? Yok, büyük olan. Sülfürik asit tehlikeli. O yüzden gaz çıkışı olacak. SO2 gazı çıkacak. Biraz kötü kokacak. Çok zararı yok. Ama bunu yapmamız lazım. Böyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle şekeri bildiğimiz normal ev şekerini koyalım. Ne kadar koyalım? 50 mililitre civarında ya da 50 mililitre koyalım. 1'e 1 oranı en iyi oran. Koyalım. 50 mililitreye sabitleyelim. Sallayalım. Kaç oldu şu anda? Tamam, 50 sayılır. Şimdi bunu koyduktan sonra sülfürik asitimizi açacağız. Temas etmeden yavaş yavaş 100 mililitreye kadar sülfürik asitimizi ilave edeceğiz. 1'e 1. Aynen. Hatta şöyle yapalım. Birkaç damla su ilave ettiğimizde tepkime daha hızlı gerçekleşiyor. Şimdi ilave edebilirsin. İlave ettikten sonra bagetimiz dursun, karıştırmaya başlayacağız. Bir anda köpürecek mi? Yok, köpürme yok. Tutayım istiyorsan. Sevinirim. Tamam. Birazcık daha. Emdikten sonra aynı olacak. Birazcık daha. Tamam. Şimdi ağzını hemen kapatalım. Hızlı bir şekilde reaksiyonun başladığını gösterebiliriz aslında. Köpürmeler, siyahlaşmalar başladı. Hızlıca karıştırıyorum. Hızlıca. Her tarafına homojen olacak. Şu tarafta da yemeği yerler var. Güzel bir kek kabartmamız lazım. Yumurtalarımız. Rengini değiştiğini görüyoruz. Renk değişecek. Renk simsiyah olacak. Isınıyor. Isınacak. Egzotermik tepkime çok yüksek ısı açığa çıkacak. Yok, öyle bir yandan var. Aman diyeyim. Yani sen en son bitmeye yakın bırakırsın yani. Ürünlerini şey yapmaz. Bu karamelize yani. Bir kıvam aldı o. Aynen. Tam böyle keke pastaya gider yani. Trileçe falan olur bundan yani. Böyle sevmediğin bir insan varsa yani bunu katabilirsin yani. Bayatmış yemek yani falan. Ay, bilmiyormuşuz. Evet. Nasıl oldu? Biraz daha hızlıca. O bir sıvı forma buluyor. Şu an göremiyoruz. Devam. Hızlanalım. Bayağı sıvı oldu. Karıştırıyoruz. Biraz daha böyle yumuşadığını hissediyor musun? Tabii. Biraz da sıvı forma geçiyor. Tabii. Katıdan sıvıya doğru gidiyor. İyice sıvılaştığı zaman zaten o kendini belli edecek. Bir anda pişmeye başlayacak. Belli bir kısım sadece böyle şeker tortalı gibi. Evet, onları üzerinde yoğunlaşalım. Evet. Ben homojen bir şey... Evet, biraz daha olur mu? Tamam, iyice bakalım. Birazcık daha çırpıyoruz. Şu anda iyice böyle sıvılaştı. Tabii. Hemen şuraya biraz yakınlaşalım. Tamam, bırakabilirsin. Şu anda tepkime gerçekleşiyor. Elde ettiğimiz madde saf kömür. Çok iyi. Saf kömür. Saf karbon, SO2 gazı. Sıcaklığını şöyle bir dokun. Bunu ben alabilirim. Bakın bir tane sıcaklığına. Yo ve dokunca oluşuyor mu artık tekme bitti. Oo, ama bayağı sıcak. Maksimum noktanın aşağı işte. Evet Mevlan, bugünkü deneyimizde ne yaptık? Evet, bugünkü deneyimizde sülfürik asit kullanarak şekerli tepkimeye girmesini işledik. Şekerin içindeki karbonu... Şekerin içerisinde bulunan su moleküllerini sülfürik asitimiz çekti. Su çekici özelliği vardı. Geriye saf karbonumuz kaldı. Geriye saf karbonumuz kaldı. Bildiğimiz kalemlerde kullandığımız grafitlerin karbonu alıp topudur. Aynı zamanda bildiğimiz mangal kömürü diyebiliriz. Evet, kömürümüzü de yapmış bulunduk. Teşekkür ederiz.